ki geçici koruma sınırlı olmak üzere itaat ve itaat tedbirle ilgili. Biliyorsunuz onda da 341. maddenin aynı lafzı şöyle. Bu iki geçici koruma ile ilgili red doğrudan kabul üzerine itirazla ilgili verilen kararlarla ilgili ara karar da olsa, davadan önce değişik işten de olsa istinaf başvurusu mümkün. Peki esas davadaki ihtiyati tedbir talebinin kabulü veya reddini istinaf yoluna götürdüğümüzde bu dosyanın Ölge Adliye Mahkemesi'ne gitmesi yargılamaya uzatmayacak. Dosya gitmeyecek zaten. O ihtiyat tedbirle ilgili şu anda madde numarası hakkında değil ama 389 ve devamında olması lazım. Bir gömlek dosyası. Dosyayı göndermeyeceğiz. Ama mahkeme yine beklemeyecek mi? Beklemeyecek. Geçici koruma ile esasında işi olabilir. Siz bir geçici koruma istiyorsunuz. Bana tedbir lazım diyorsunuz. Tedbiri vermiyorum ama işin esasına ilişkin yargılamaya devam ediyorum. O sebeple zaten şu anda madde numarası ezberinde değil ama bulabiliriz. İhtiyat tedbirleriyle ilgili düzenlemeler içerisinde var. Dosya aslında göndermiyor zaten. Bir suret dosya diyor. Kaldı ki Mehmet Bey şimdi söylüyor. Uyap'ta biliyorsunuz artık suret filan da yok. Hatta biz artık bizim mahkemede diyoruz ki ya fiziksel ortamda dosya diye bir şey kalmadı. Fotokopi filan da yok. Her şey Uyap'ta zaten. Dolayısıyla bu sorun hemen Uyap iyice oturursa tamamen ortadan kalkıyor. Dosyanın esasına ilişkin yargılama aynen devam edecek. İstinafta yasak olan işlemleri dar istinaf anlatırken bizim kanun koyucunun kabul ettiği, bizim yasamızın kabul ettiği istinaf dar istinaf. İki önemli dar istinafın sonucu var demiştim. Birisi istinaf sebepleriyle sınırlı incelenir, birisi de istinafta yapılamayacak bazı işlemleri yasaklıyordu. Orayı anlatırken demek hızlı geçmişim. Açık muvaffakat olsa bile dinlenemez dediği için siz istinaf mahkemesi, bölge adliye mahkemesi, istinaf mahkemesi demek de doğru değil. Kanun yolunda da istinaf kanun yolu. Bölge adliye mahkemelerinde taraflar olarak derseniz deseniz ki ya şu vakalar da vardı. Bak biz de kabul ediyoruz. Karşı tarafın açık muvaffakatı var. Bu vakalarda tartışın. Hatta vaka varsa delil de vardır. Delil çünkü bir ispat vasıtasıdır. Şu delillerde toplayın bu vakalara ilişkin bir değerlendirme yapın deme şansınız yok. 357. madde açıkça demiş ki genişletilen ve değiştirilen iddia ve savunmalar dinlenemez. Hatta gerekçede de demiş ki açık muvaffakat olsa bile. Diyor ki ben istinafta istemedim. İlk derece mahkemesinde bu işareti edeceksin. Ha, peki ne yapılabilir? İstinafta bunlar yapılamıyorsa o vakalarla ilgili müstakil bir davanın konusu olabilecekse ilk derece mahkemesinde dava açmanıza da bir engel yok. Adem Bey. Benim anlamadığım konulardan birisi Yargıtay'a gittiğinde ilk bölge adliye mahkemesi bir karar verdi. Bu aşamadan sonra Yargıtay'a gitti. Yargıtay da kararı bozdu. Burada nereye gidecek dosya? Şimdi o şemadan hemen takip edelim. Bak, birkaç soruyu Tayyip Bey, birkaç soruyu arka arkaya yazdım. Hepsini bir daha sorayım. Peki, o zaman, buyurun. Öbürü istinafa gittiğimizde, bölge adliye mahkemesine gittiğimizde dilekçede ne talep edeceğiz? Yani ilk derece mahkemesinin kararının bozulmasını mı isteyeceğiz? Yoksa başka bir şey mi talep edeceğiz? Diğer sorum da misal 100 bin liralık bir dava açtık ilk derece mahkemesinde. Bu dava ile ilgili ilk derece mahkemesi bir karar verdi. İstinafa gittiğimizde yeniden bu değer üzerinden nispi harç mı yatıracağız? Bu kadar. Herhalde hukuk yargılaması için söylüyorsun. Evet, evet. Birincisi bak şimdi bu şema demiştim çok önemli çünkü ben de çok karıştırıyorum. Yani ben 2004-2005'te de istinafın içinde olmama rağmen çok karıştırıyorum. Şu şema önemli bak ilk derece mahkemesi kararından itibaren geldi. İlk derece mahkemesi kararı vermiş. İnceleme yapıyor, ön incelemeyi anlatmaya çalışmıştım. Asıl inceleme, ben bunu esasdan inceleme diyorum ama yani işin esasına girmek anlamında diyorum. Yani usule ilişkin hususlar da incelenecek burada. İşin esasına giriyor, inceliyor. Bölge Adliye Mahkemesi, bakın Bölge Adliye Mahkemesi ki bizdeki hocam cezada biraz farklı. Hakikaten cezada hocam anlatınca ben de hocam birkaç defa dinledim. Ben de kafam çok karıştı. Ceza ile ilgili özellikle. Bizde çok fazla sorun görünmüyor. Topiyle çıkmıyor ama bak dikkat ederseniz 353. maddede usule ilişkin verdiği kararlar Bölge Adliye Mahkemesi'nin usule ilişkin verdiği kararlar duruşmasız kararlar bunlar ve kesin kararlar. İlk derece mahkemesi kararını kaldırıyor. Yeni bir karar vermek üzere dosyayı ilk derece mahkemesine gönderiyor. Bana göre en soldan orada nerede? Bak orada bitiyor. İlk derece mahkemesine tekrar yeni karar vermek üzere dosya geliyor orada bitiyor. Ama onun dışında İlk derece mahkemesi kararının kaldırılarak davanın
bu kararlara karşı da temiz yolu açık bakın. Ama temizden sonra bu tabii 20 Temmuz'dan sonra verilecek kararlar için yalnız. 20 Temmuz'dan öncesi için biliyorsunuz o da ayrı zaman bakımından uygulama da ayrı bir sorun. Bakın burada kritik nokta ne biliyor musunuz? Şurada temizden sonra işler de karışıyor. Şimdi ben söylemiştim, kural olarak ilk derece mahkemeleri hüküm mahkemeleri, yani hüküm ilk derece mahkemesi kuracak. Ama istinaf mahkemeleri de aynı zamanda hüküm mahkemesi demiştim. Temize gittikten sonra karar kimin kararıysa, diyelim ki ilk derece mahkemesi kararını kaldırdı, hukuk yargılanması için bölge adliye mahkemelerini bozma onama kararı yok. Bölge adliye mahkemesi istinaf başvurusunu haklı gördü, ilk derece mahkemesi kararını kaldırdı, kendisi yeni bir hüküm kurdu. Bizim karar gitti. İlk derece mahkemesi kararı gitti, kendisi yeni karar kurdu. Bu karara karşı temiz yolu, temiz başvurusu yapılmıştı. Temiz hangi, kimin kararını inceliyor? Bölge adliye mahkemesinin kararını inceliyor. Temiz bozma yaparsa bölge adliye mahkemesine gidiyor. Çünkü onun kararını inceledi ve onun kararını bozdu. İlk derece mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusu yapıldı. Bölge adliye mahkemesi inceledi, dedi ki bu karar doğru. Başvurunun reddine karar verdi. Bakın ilk derece mahkemesi kararı ayakta. Kararı kaldırmadı. Bölge adliye mahkemesinin başvurunun reddine ilişkin kararı temize gitti. Temiz baktı dedi ki ilk derece mahkemesi kararı yanlış. Bölge adliye mahkemesi kararı da yanlış. Niye? Başvuru reddetmiş. Ama kimin kararını bozdu? Ayakta olan ilk derece mahkemesinin kararını bozdu. Dosya ilk derece mahkemesine gelecek. Ve bölge adliye mahkemesi de devreden çıkıyor. Bölge adliye mahkemesi diyor ki benim işim gitti kardeşim. Sonrasında ne oluyor? Sonrasında ilk derece mahkemesine gidiyor, onu anlatıyorum. Bakın kritik nokta şu, altını çiziyorum. Bu şemayı anlamak için, eğer karar kimin kararı ise ve temiz kimin kararını bozmuşsa dosya sonrasında o mahkemeye gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Bölge adliye de olsa, ilk derece mahkemesinde olsa oraya gidiyor. Ama bundan sonra eğer karar bölge adliye mahkemesinin kararı ise ilk derece mahkemesi devre dışı kalıyor. Dosya bölge adliye ile ilk derece temiz arasında gidip geliyor. Dosya İlk derece mahkemesinin kararı ayakta olan bir dosya ise dosya temizle ilk derece mahkemesi arasında. İlginç olan şu, hocamın dediği gibi. Bölge adliye mahkemesi usule ilişkin bizim için söylüyorum. kesin olmak üzere ilk derece mahkemesinin kararını kaldırıp gönderdiği kararlar için direnme vesaire olmadığı halde ilk derece mahkemesi de bölge adliye mahkemesi de temizin kararlarına karşı uyma ya da direnme yönünde tabii özel hukuk yargılaması olduğu için tarafların iradesi sınırlar içerisinde tercih hakkınızda. Anlatabildim mi? Yani burada şu şemanın anlaşılabilmesi için kararın kimin kararı olduğu önemli. Burada tabii sizin için şöyle bir sıkıntı olacak. Avukat meslektaşlar için şöyle bir sıkıntı olacak. Hatta taraflar için de olacak. Onu anlatmaya çalışıyorum. İlk derece mahkemesinin kararını kaldırın. Bölge adliye mahkemesi karar verdikten sonra dosyonun kararı oluyor. Tebliğ, harç tahsili, ondan sonraki teminat iadeleri vesaireler hepsi bölge adliye mahkemesi tarafından yapılması gerekiyor. Şimdi bugün koşullar altında Kastamonu'nun bilmem Taşköprü ilçesinden Asli Hukuk Mahkemesi'nin verdiği bir kararla ilgili yeni karar tesis ettiğinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi bütün işlemlerin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne yapılması gerekiyor. İlk derece mahkemesi dışarıda. Bizim işlerimiz biraz daha zorlaşacak. Biliyorum size ait. Ben size bir şey yapacağım. Burada onu anlatmaya çalışıyoruz. Sayın Başkan, benim kafam karıştı. Şimdi yerel mahkeme karar veriyor. İstinafa gidiyoruz. Bölge talebimizi reddediyor. Yani istinaf başvurusunu reddediyor. Onanmış oluyor. Onama demiyoruz biz. Başvurunu reddediyoruz. Çünkü onama ve bozma hukuk yargılaması için sadece Yargıtay'ın kullanabileceği bir yer. Evet. Sonra onu temiz ediyoruz. Yargıtay'a gidiyor. Yargıtay bölgeyi değil yerel mahkeme kararını bozuyor. Dosya yerel mahkemeye geliyor. Yeni bir karar veriliyor. Sonra aynı usul bir daha mı oluyor? Hayır, istinafa gitmiyor artık burada. İstinafa gitmiyor çünkü istinaf bir karar vermemiş. Yargıtay bozma kararı ilk derece mahkemesi
Bölgenin kararına ilişkin olduğu için bölge adliye mahkemesi tamamen devre dışında kalıyor. Hatta buna sıçramalı temiz filan diyenler var ama sıçramalı temizle filan ilgisi yok. Burada bölge adliye mahkemesi diyor ki ilk derece mahkemesi kararı doğru. Senin istinaf başvurum istinaf sebepleriyle sınırlı olarak inceledim. Benim yapabileceğim bir şey yok diyor. İstinaf başvurusunu reddediyor. Tabii 361 ve devam maddelerine göre bu karara karşı temiz kanun yolu açıksa temize gidiyorsunuz. Temiz hukuk aykırılık buldu. Kimin kararını bozuyor? Bizim kararı bozuyor. Bize geliyor. İlk dereceye geliyor. Orada karar veriliyor. İkinci karar. Onu tekrar temiz edebiliyor. Aynen öyle. İstinafa gidemiyorsunuz. İstinaf devre dışında kalıyor. İstinaf yargılamada devre dışında kalıyor. İstinaf çıkıyor. İşin çıkıyor. Teşekkür ederim. Tabii bir şey vardı, bir soru daha vardı, onu atladım tabii. Mehmet Bey çok özür dileyerek bir soru vardı. Dedi ki avukat bey, peki biz istinaf başvurusu yaparken şimdi diyorsunuz ki onanmasına, bozulmasına diyorsunuz. Orada da şöyle yapacaksınız, onama bozma yok. Diyeceksiniz ki istinaf başvurusunu yapacaksınız. Örneğin ilk derece mahkemesi davacısınız, açtığınız davayı reddetti. Siz istinaf sebeplerini sınırlayacaksınız. Diyeceksiniz ki ya biz bu sözleşme dedi, sözleşmeyi ispatladık. Ticari defterlerle ispatladık, elimize yazılı belge var ispatladık, mal teslimini de ispatladık, sevkir saniyeleriyle ispatladık. Buna rağmen bizim davamızı reddetti, istinaf sebeplerini sınırladınız. Ne isteyeceksiniz? Diyeceksiniz ki sonuç, davanın kabulüne karar verilmesi. Bu ne yapacak istinaf? İstinaf inceleyecek vaka denetimi kapsamında, gerçi hocam da değindi bu vaka denetimiyle hukuk uygunluk denetimini de birbirinden ayırmak mümkün değil. Öyle yani böyle kesin sınırlar olan şurası vaka, burası hukuk aygınlık denetimi diye bir ayrım yapmak mümkün değil. Birbirine giriyor. Niye? Şimdi siz bir vakayı sabit kabul ederken ispat vasıtaları olan delilleri kullanıyorsunuz. Hele hele bizde kanun delil sistemi geçerli. Yani kıta Avrupa'sının birçoğunda böyle bir ayrım falan da yok. Her şey delil onlarda cezada olduğu gibi. Ama hukuk yargılamasına geldiğinizde biz ne diyoruz? Kanun ispat hakkıyla ilgili o ilgili hükmünden bahsediyorum. Caiz olan deliller diyor. Siz şimdi bunu ayırmamız da mümkün değil. İstinaf mahkemesi ne yapacak? Diyecek ki dur öncelikle şu vakadan bir başlayalım ya. Diyor ki satı sözleşmesinden kaynaklanan alacak. İspatı caiz olan delilleri var. Sen bu delilleri ya hiç tartışmamışsın ya da demişsin ki bununla ispat mümkün değil. Kendisi yargılama yapacak ve sizin ispat vasıtalarınızın caiz olan kullanılabilecek ispat vasıtaları olduğunu tespit ederse diyecek ki olay şu şekilde gerçekleşmiştir. Hukuk uyguladığında da sonuç çıkıyor. O zaman davanın kabulüne ya da somut olayın özelliğine göre kısmen kabul, kısmen reddine gidecek. Ama ben olsam bu olayda ne isterim? Ona bozma diyemeyeceğime göre davanın kabulüne karar verilmesi şeklinde yaparım diye düşünüyorum. Kısmen kabul, kısmen redde ise reddedilen kısımla ilgili hükmün kaldırılarak davanın tamamının kabulüne karar verilmesi şeklinde. Veyahut da bunlarla ilgili değil de demin ki söylediğim gibi faiz, temerrüt tarihi yapacaksınız. Onlarla ilgili sonuç kısmında diyeceksiniz ki hatta duruşma yapmak da işinize gelmiyor. Ben oralara giremedim. O 353'e esasla ilgili duruşma yapılmadan karar verilecek haller var. Ben olsam orada şöyle yazarım. Derim ki duruşma açılmaksızın temerrüt tarihinin doğru olarak belirlenip 1 milyon TL'lik alacağımın şu tarihten itibaren avans faiziyle uygulanmasına şeklinde karar verilmesi şeklinde bir istinaf dilekçesini bağlarım diye düşünüyorum. Her somut olayın özelliğine göre. Çok kısa bir devir hocamız bir açıklama yapacak. Şimdi Çağrı Bey'in sorusu üzerine belki söylemeyi unuttum. Şimdi şimdiki uygulamada temiz incelemesi sonunda Yargıtay Ceza Dairesi'nce verilen kararlara karşı gidilebilecek bir kanun yolu var. Malumunuz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı. Çünkü dosya Yargıtay'a geldiğinde tebliğname düzenliyor ve düzenlediği tebliğnamedeki görüşe aykırı bir karar verilmesi halinde zorunlu olmamakla birlikte itiraz yetkisini kullanabiliyor. Gerekliyse gerekli tarafların başvurusu üzere. Şimdi benzer bir kurum, benzer bir kanun yolu istinaf bakımından söz konusu değil. Yani temiz inceleme sonunda verilen kararlar bakımından yine itiraz kanun yolu var. Fakat bölge adliye mahkemesince verilen kararlara karşı bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gidilebilecek bir kanun yolu yok. Halbuki tebliğname düzenliyor. Tebliğnamesine aykırı bir karar verilmesi halinde çünkü bunu götürebileceği bir merci yok. Bu da şu anki düzenlemeye de taraflara sağlanan güvenceyi bir anlamda
İlker Bey'e hem Devrim Bey'e asli görevlerinin dışında mesleğe hukuka katkılarının sebebiyle teşekkürü öncelikle bir borç biliyorum. Sizler önümüzden eksik olmayın diyorum. Onun haricinde hukuk istinafı, ceza yargılamasındaki istinaf farklılıklar var. Devrim Hocam'ın belirttiği hani cezada 5 yıla kadar olanlarla ilgili olarak verilecek bir bozma kararından sonra ilk mahkemeye değil de direkt bölge adliye ceza mahkemesinin vereceği karar geçerli olacakmış gibi bir şey söylediniz yanlış hatırlamıyorsam. Verilecek kararlarda mevcut şu andaki uygulamamızdaki gibi hani atıyorum tarafların yokluğundan yahut taraf asillerin vekillerinin yüzüne karşı istinaf yolu açık olmak üzere tarzında istinaf yoluna gidilmesi yine kararlarda geçecek mi? Veya süreyi uzatır mı? İstinaf temiz dediniz ama istinaf müracaatından sonra olur da bir karar bozulursa temize giderse temizden sonra ilk karar mahkemesine değil direkt istinaf mahkemesine şimdi hatırladım gidecek demiştik. Benzer uygulama hukuk yargılaması için de söz konusu mu? Onun haricinde yorum sorusu. Hukuk sürü muhakemesi kanunumuzu değiştirdik. Amaç, dilekçeler telkisi ve tarafların hangi vakaları, hangi delillerle ispatlayacaklarının mahkemeye ilk başta ayrıntılı olarak verilmesi, deliller toplanması aşamasının bu sebeple kısaltılarak yargılamaların, hukuk yargılamasının daha kısa sürmesini temin etmekte. 2012'de yürürlüğe girdi, 2016 yılına geldik. Hem mahkeme kalemlerimizde hem meslektaşlar arasında ya aslında eski usul kanununa göre işler daha hızlı yürüyordu serzenişi var. 10 yıldır kanunda olmasına rağmen yürürlüğe geçememiş bir istinaf uygulamasına yeni geçeceğiz. Vatanımıza, milletimize, hepimize, mesleki camiamıza hayırlı olsun. Ama neticelerini görmemiz açısından bir 10 yıl daha bekleyeceğiz mi? Kişisel yorumunuz, düşünüşünüz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi tabii ceza ile ilgili Devrim Hocam'ı dinlemek büyük keyif. Ben de Devrim Hocam'ı dinleyince ceza istinaf öğrenmeye başladım ama öncesi olmadığı için çok da sağlıklı. Yani ben en azından eski 765'i biliyorum. Eski usulü. Çok özür dilerim hocam. Bir de şey yapmayı hani infaza geçişte istinafın kararı, onama kararından sonra direkt infaz aşamasına mı geçilecek? Onu da unutmuşum. Ben önce isterseniz hukukla ilgili. Şimdi şu andaki yasamıza göre İstinaf mahkemelerinin mal varlığından kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili verdikleri kararlarda temiz sindiri 25 bin TL. Ama burada az bulunuyor. Az olduğunu söyleyenler var. 50 bin TL olması gerektiğini söyleyenler var. Yine kesin olarak bilmiyorum. Bir istatistik çalışma falan da okumadım. Yine duyumlarımı söylüyorum. 50 bin TL'ye çıktığında %85 civarında istinaf mahkemelerince mal varlığından kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili verilen kararların kesinleşeceğini söylüyorlar. İyi bir, önemli bir rakam. Yani hocam dediklerine cezada değindir. Biraz ben de katılıyorum. %85 ciddi bir oran. O zaman Yargıtay Hukuk Birliği'ni nasıl sağlayacak? İştirak Birliği'ni %85'te evet yani hocam söyleyince ben de düşünüyorum. Sadece burada da bitmiyor tabii. Çekişme siyahiye ilişkin istinaf mahkemelerince verilen kararların tamamı burada bitiyor. Temiz kanun yolu yok. Çekişme siyahıda hukuk yargılaması için bizim yeni tanıştığımız bir kavram ama çok önemli bir kavram. Birçok uyuşmazlık çekişme siyahi işi olduğu halde dava gibi gördük sonuçlandırmaya çalışılıyor ve söylediğiniz sıkıntıların büyük bir kısmı da oradan kaynaklanıyor esasında. Yani hakim olarak ben de kabul ediyorum. Bende de var. Hala bir uyuşmazlık dava mı, çekişme siyahi işi mi, geçici koruma mı? Bu ayrımı yapmıyoruz. Bu ayrımı yapmadığımız gibi davaya ilişkin tüm usul hükümlerini uygulamaya kalkıyoruz. Hem gereksizlere dava uzatıyoruz hem de masraf yapıyoruz. Şimdi bu kanun komisyonuna da sonradan dahil olan bir yol olarak söyleyeyim. Yani kanunu komisyon tamamı adına savunacak durumda değilim ama gerçekten inanıyorum ben. Dilekçeler aşaması ve ön inceleme aşamasını hakkıyla yerine getirirseniz kesinlikle yargılamayı uzatmıyor. Hatta ön inceleme duruşmasında yargılama büyük bir çoğunlukla bitiyor. Hakkıyla yaptığımızda ben birçok avukat meslektaşımızdan şunu da duydum. Dediler ki diyorsan bu dava biz neyi tartışacağız? Tartışacak çok fazla bir şey de kalmıyor. Böyle söyleyebilirim. Onun dışında hukuk yargılamasına ilişkin söylediğiniz başka bir soru var mıydı atladım? Aklımda olan bir soru cevaplamadığım bir soru. Bir de kararlarda belirtilecek miyiz? Ha tabii o anayasal bir zorunluluk zaten biliyorsunuz. Anayasal bir zorunluluk. Biz şu
şu anda tebliğ kanun yolu olduğunda süresini, sürenin ne zaman başlaması gerektiğini belirtiyoruz. Bu ceza ve hukuk yargılaması için anayasal bir düzenleme olduğu için geçerli. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz.